Sayın Şeker Fabrikamızın Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürüm, Genel Müdür Yardımcılarımız, toplu sözleşmemiz mutlu bitti. Çalışan arkadaşlarımıza yaptığınız bunca iyilikten sonra her şey için teşekkür ediyorum arkadaşların adına. Evet, değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım. İşin doğrusu söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok duygulandırdınız, onu peşinen söyleyeyim. Tabii böyle bir tablo yaşayacağımı da hesap etmemiştim. Onun için de belki biraz fazla duygulandım. Allah razı olsun, gönlünüze sağlık. Siz gönlünüzden kopanı burada en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. Minnettarım, Allah razı olsun. Tarihi bir toplu sözleşme imzalandı. Asıl olan bizim işimizi en iyi şekilde, en başarılı bir şekilde yapmamız ve bu kurumun başarılı olması. Her geçen gün daha yukarıya yükselmesi, ilerlemesi, kazanması. Her zaman ifade ettik. Burası kazandıktan sonra buradan en başta çalışanlar ve çiftçilerimiz faydalanacaklar. Bura bir patron şirketi değil. Ortaya çıkan artı değeri öncelikle çiftçilerimiz ve çalışanlarımız hak ettikleri ölçüde alacaklar diye yıllardır söyledik ve bu sözümüzün de arkasında durduk, bunu da gerçekleştirdik. 2023 yılı Kayseri Şeker açısından gerçekten bir zirve yılı. Cenab-ı Allah'a şükrediyorum böyle bir başarıyı bize lütfettiği için. Biz bu başarıyı hep beraber elde ettik. Yönetimiyle, yöneticileriyle, çalışanlarıyla, çiftçileriyle, nakliyecisinden tutun da bizim müşterimiz olan firmaların katkılarıyla hep beraber elde ettik. Şimdi biz bunları başardıkça dışarıda birileri affedersiniz kuduruyor. Kayseri Şeker nasıl bu kadar başarılı oluyor? Niye bu kadar başarılı oluyor? Dik dur eğilme! Bu işçi seninle! 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 Evet. Sağ olun. Dışarıda yani nasıl Kayseri Şeker başarıyor? Kayseri Şeker başarınca kim kazanıyor? Topyekun bu bölge kazanıyor değil mi? Yani Kayseri, ilçeleri, köyleri, burada yaşayan, çalışan, alın teriyle üreten çiftçi kazanıyor. Onun ailesi kazanıyor, çocukları kazanıyor. Sizin gibi değerli çalışanlarımız kazanıyor en başta. Sadece Kayseri değil, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya'nın bir bölümü, Nevşehir'in bir bölümü. Bu kadar geniş bir coğrafyada insanlar kazanıyor. Alın teriyle, helalinden kazanan insanlar kazanıyor. Dolayısıyla bundan normal bir insanın mutlu olması lazım. Bu kadar insan, bu kadar aile demek ki mutlu oluyor. Ağız tadıyla geçimini sağlayabileceği bir imkan buluyor diye normal insanların mutlu olması lazım. Ama bakıyoruz gerçekten adeta kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Kudurganlıktan çıldırıyorlar. Yani nasıl ederiz de bu Hüseyin Akay'ı alt ederiz diye yapmadıkları iftira, yapmadıkları yalan, yanlış beyanlar. Sizin geleceğinizi bilmiyordum. Sosyal medyamdan bu iftiralara karşı bir açıklama yapayım diye hazırlık yapmıştım. Burada müsaadenizle okuyayım. Son günlerde ve aslında öteden beri şahsımla ilgili gerek bazı basın organlarında gerekse sosyal medya ortamında bazen hakaret niteliği taşıyan, bazen gerçekle ilgisi olmayan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşım ve haberlerde şahsım terör örgütü üyesi gibi gösterilmekte, yine bazı yetkililer hakkında söylemediğim ve söylemeyeceğim sözler tarafımca söylenmiş gibi gösterilmektedir. Bahsi geçen haber ve paylaşımların tamamı gerçek dışı olup iftira ve hakaretlerden ibarettir. Hayatımın hiçbir aşamasında terör örgütleriyle ilişkim olmamıştır. Son zamanlarda bazı kişiler tarafıma yönelik iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanya adeta bir merkezden talimatla yönetilmektedir. Kayseri Şeker'in birçok konuda zirve yaşadığı bir zamanda böyle bir kampanya başlatılmasının değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kayseri Pancarı Kooperatif seçimlerinde çiftçinin büyük çoğunluğunun teveccühü nedeniyle beni seçimle yasal ve demokratik yollarla yenemeyenler ısrarlı iftira ve hakaret yöntemiyle sonuç almaya çalışmaktadırlar. Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar almaya çalışmak en büyük aptallıktır.
İnsanın rakibi de düşmanı da olabilir. Ama bunların namertinden Allah'a sığınırım. Paylaşım yapan organize gruptan bazıları tarafından şahsım hakkında yapılan haksız şikayetler için Cumhuriyet Savcılığı dava açılmasına bile gerek duymadan yıllar önce takipsizlik kararı vermiştir. Bu takipsizlik kararı bu organize düşman grup tarafından da pekala bilinmesine rağmen, bırakın mahrumiyeti, açılmış bir dava dahi olmayan tarafın hiçbir delil ve benzeri yokken çok ağır hakaret niteliği taşıyan terör örgütü üyeliği ile suçlanması, ihanet şebekesi ile ilişkili olduğumun söylenmesi, söylemediğim sözleri sanki bizzat duymuş gibi hiçbir dini, etik, ahlaki ve hukuki değer taşımadan söylenmiş gibi paylaşılması kabul edilemez. Bu yönlü karalamaya yönelik haber ve paylaşımlar için vatandaş olarak yasal yollara başvurulacaktır. Dostlarımın, Büyük Kayseri Şeker ailesinin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Başkanım, buyurun.